Herkese selamlar dostlar. 25 Şubat 2023 iddia tahminleriyle hepinize selamlar. Ekranda güzel bir tabloyla başladık. 23 Şubat'ta neler yaptık onun tablosu. ideallerimiz yüksek oranlarımız çok güzel bir orandan kazandırdı. Şöyle öncelikle tebrik ederek başlamak istedim. Şöyle hemen listeye bakınca ben sadece yüksek oranlardan bahsedeyim. Andalya'nın ilk yarı galibiyeti 2.58 sanırım. Monaco'nun atacağı 2 gol, Juventus'un 2-3 golü. Bunlar zaten Standartın üstünde oran normal oran değil PSV'nin 2 golü kötü oyunla atlı sonunda Roma'nın da 3.5 altında galibiyeti Trabzon-Bazel maçına da maç 10 kere 1-1 olacaktı da 2-0 oldu maalesef başarısız oldu O şekilde başladık diyelim Şimdi cumartesi için Toplamda elimde 6 tane maç çıkardım Çok fazla maç çıkarmadım İngiltere ağırlıklı gittim Geçen hafta İngiltere çok sürpriz çıktı hatırlarsanız. Bu hafta çok fazla sürpriz beklemiyorum. Ara ara öyle sapıtıyor fakat bu hafta çok öyle sürpriz beklemiyorum. Dilerseniz başlayalım. Bu arada başlamadan önce e, videoda kombini önerdim. Sizlerden ricam yani hafta sonu videosu geçen videoda 300 like yapmışsınız önermemiştim. Bu videoyu önerdim yine artı 300 seviyesinde like gelirse kombinin önerisi devam etmeye gider yani devam eder gider. Maç skoruyla başlayalım daha önce sormuş olduğum Bazel Trabzon maçını kazan arkadaşımız Seyenapse veya Şampanze, Şampanya nasıl okunuyoruz artık bu. Ee, Instagram'dan yazarsa katı Telegram gruplarımıza alalım. Sizlere bir adet maç skoru sormak istedim. Cumartesi için Real Madrid ile Atletico Madrid'in maçı var. Sizce maç skoru ne olur? Yine bilen bir arkadaşımızı, bilenler arasından bir arkadaşımızı katı Telegram gruplarımıza dahil edelim. Yorumlara yazmayı unutmayınız diyerekten de geçtim bunu da. Yüksek misli de dün 3 tane yüksek misli verdim sırayla onlardan bahsedelim. Solda görmüş olduğunuz Avrupa yüksek misli 1.58 gibi orandan 1500 TL önerdim. PSV'nin bir golü, Monaco'nun bir golü, Rennes'in atacağı bir gol 1.58 oran yapıyordu. 1500 TL önerdim, geldi. İkinci yüksek misliye baktığımız zaman da ortadakine Napoli'la Juventus maçı vardı. Juventus'un turu geçer oranı 1.44 gibi oranı vardı. O da güzel bir şekilde kazandırıldı. Juventus zaten ilk yarıda adam Neymar'ya muazzam gol attı. Kırmızı attıkları 2-3 derken hop geldi. Yüksek Misli'nin son maçıyla Bazel ile Trabzon maçına var olarak önerdim. Maç 10 kere diyorum ya KG var oldu ama olmadı. Yani öyle bir maçtı. Sizler de izlemişsiniz. Danceville'in offside'ı, kaçan penaltı, iptal olan penaltı, kaçan onca pozisyon derken maalesef gelmedi o. 3 tane Yüksek Misli'nin 2 tanesinde başarı yakaladık. Sistemde ne yaptık onu göstereyim. Toplamda 6 tane maçım vardı. Yine güzel yakaladım zaten burayı da. Fakat Ren maçının 2-3 golüyle Trabzon'un sıfırından gitti. Yoksa bu sistem kazandırdı zaten. Para verdi. Amort etti. Sanırım 30 liraya yakın vermiştir. Şöyle 4 8, 16. Yani 22 lira falan veriyor sanırım. Bu şekilde sistemde de devam ettik. Yine aynı şekilde bu gruplarda da devam etmeyi devam edeceğiz. Kombineye baktığımız zaman da solda görmüş olduğunuz basket kombinesi başarılı bir şekilde sonuçlandı. Partizanın atacağı 83 sayı, makabinin atacağı 82 sayıydı. Başarılı bir şekilde geldi. Sağdaki kombine bizde başarısız oldu. Yine Trabzon'un varından giren bir ana kombine olduğunu da belirtelim. Bunu da geçtim. Canlılarda devam ediyoruz zaten. Canlı maçlarda da dün elimizden geleni yaptık bir sürü maç vardı. 4 kişi toplamda maçları da alarak da elimizden geldiğince bunu çektik. Zaten herkes açık ücretsiz grubumuzda yorumlarda ve açıklama kısmında var. Orada da 5575 kişi falan var. Orada da canlı ara ara aktardım. Oraya da gelenler zaten görecektir. Diyerekten de maçlara geçeyim. Dediğim gibi sizlere bir adet bu videoda kombin önerisi yaptım. Eğer bu kombin önerilerin devamını istiyorsanız arkadaşlar like'larımızı eksik etmeyelim. Artı 300 like'ı atalım geçelim. Köln ama Wolfsburg maçıyla başlayalım. Şimdi Wolfsburg'a nazar değdi. Gerçekten takım çok çok iyi oynuyordu. Özellikle Bayern Münih maçında da çok çok iyi oynadı. Fakat son haftalarda bir takıma nazar de nazar değdiğini söyleyeyim ben. Schalke maçında gol atamadı, kötü oynadı. Son Leipzig maçında gol atamadı, kötü oynadı. İki haftadır gol atamayan bir Wolfsburg takımı var. Bu maçta biraz daha istekli olacaktır. İki haftadır gol atamayan takım gol atmak için biraz daha arzulu ve hırslı olacaktır diye düşünüyorum. Köln e oynayacaklar burada. Bozburg bu maçta bir tane atar gibi geliyor bana. de kendi evinde oynayacak. Onlar da kendi evinde yani şöyle söyleyeyim istikrarsız grafiği var biraz. Bir maçta 3 tane gol atmış bir maçta hiç gol atamamış. Oyun olarak eğer golden ziyade oyun olarak baktığım zaman da oyun olarak kendi evini ara ara zaten her zaman baskı altına almış rakibini. Öyle bir oyunu var Köln'ün. Ben burada ilk tercih olarak güzel orandan VAR tercihini aldım. Bundesliga'dan tek maç aldım. KG var olarak değerlendirdim. Mücadelenin var olmasını bekliyorum. Bir 47 gibi orandan. İkinci maçım Les United ile Southampton mücadelesi. Ya Southampton son maçına galip geldi. Chelsea'ye karşı galip geldi. Fakat o maçta şöyle söyleyeyim. Yani Chelsea dünyaları kaçırdı. Öyle söyleyeyim yani. Dünyalar kaçtı o maçta. Maç zaten yani bir 5-1 vardı o mücadelenin. Ben de Chelsea'nin 2 golünü verdim. O gün zaten İngiltere komple patladı zaten o gündü yani o maçta. Southampton yine yaptığı transferler var. Süleyman, Onarcho gibi transfer 2-3 maçları oynatıyor zaten. Takım biraz daha gelişti açıkçası. Daha oyun olarak pozisyonlara giriyor. Fakat kalesinde hala pozisyon pozisyonlar verdiğini söyleyelim. Bu maçta Leicester United kalesine gol atabilir mi? Bence atma ihtimali var. Leicester United tarafına baktığımız zaman da yeni bir teknik direktör geldi. Garcia daha önce de Watford'u çalıştırmış. Biraz baktım bir tane kupa finali oynamış sanırım Watford'la birlikte. Teknik direktör değişikliği ilk maçı bu. O yüzden her türlü olumlu etki yapacaktır diye düşünüyorum. Ben burada Les United'ın kaybedeceğini düşünmüyorum. Öncelikle onu belirteyim. Adamın ilk maçından kaybetmez zaten. Ki Les United de iyi bir takım. Alt sıralara ilgilendiren önemli bir mücadele. Les United'ın bu maçta gol atması beklenebilir. Var tercihini aldım burada. KG varın oranı zaten 1.61 gibi yüksek oranı var. Onun dışında Les United benim aklımdaki skor maçın beklentisi 1-1. İndeks beklentisi 1-1 bu arada. Fakat ben 2-1'lik bir sonuç bekliyorum. 2-1'e oranla maç sonu 1 ve 2.5 üstün oranı da 2.87. Eğer isterseniz de 2-1 skoru doğrudan değerlendirme altına alabilirsiniz. Leicester ile Arsenal mücadelesi. Leicester tarafına baktığımız zaman da son maçında United'a karşı oynadı ve birçok pozisyon kaçırdı. Daha öncesinde de çok gollü maçlar oynadı. Son dönemdeki futboluna baktığımız zaman da önde yani açık futbolunu biraz sergilediğini söylemek lazım ki United karşısında da birçok pozisyona girdi değerlendirme altına alamadı. Arsenal'de muazzam bir dönüş yaparak tam da Aston Villa maçında 4-2'lik skorla kazandı. Güzel ve gollü bir maç bekliyorum ve ideal kombinemin ilk mücadelesi olarak bunu alıyorum. Mücadele genelinde 3 tane gol çıkar gibi geliyor bana. Maçın indeks beklentisi 3-1'lik Arsenal galibiyeti. Leicester'da gollere destek verir gibi geliyor bana. Mücadele genelinde 2.5 üstü burada 1.46 gibi oranını aldım. Ve ideal kombineminde ilk mücadelesini yaptım. West Ham'la Nottingham Forest mücadelesi. Bu maçın da Nottingham Forest'ın son maçını izleyen varsa görmüştür. City maçı 1-1 bitti o mücadelede. Yani o maçta da dünyalar kaçtı. Dünyalar yani bu kadar kaçan halan altı pastan penaltı noktasından tavana astı topu resmen. Yani neler neler kaçtı. Nottingham Forest çok fazla şanslıydı. West açıkçası çok iyi futbol sergilemiyor. Kötü bir dönemden geçiyor. Oyun olarak yani o istedikleri oyunu sergilemeyen bir West Ham takım var. Fakat Nottingham Forest zayıf bence. O yüzden bu maçta bir değerlendirme altına aldım ben burada West Ham'ı. West Ham'ın doğrudan galibiyetine gittim. Maç sonu 1 oranın 1.56 gibi oranı var. 1.56 orandan bence West Ham galip gelir. Mücadele geneline baktığım zaman da yani yüksek orandan ne yapabiliriz diye düşündüm. West Ham burada tek farklı galip gelebilir. Onun da oranı arkadaşlar 3.20 yani mücadele 2-1 ayarında biter gibi geliyor bana ama kazanan tarafı burada West Ham olmasını bekliyorum. Fenerbahçe ile Konya spor mücadelesi. Bu maçı zaten anlatmıştık. Tekrar anlatalım. Depremden dolayı ertelendi zaten maçlar. Ayrıca zaten o gün Konya'nın uçağı da kalktı kalkmadı oynanacak oynanmayacak tarzında haberler de vardı. Fakat son denemesinde kalkmıştı uçakta. Bu olaylar vardı. Şimdi Fenerbahçe tarafında bazı eksikler var bu mücadelede. Batshuayi bu maçta olmayacak. Kart cezalısı. Şuradan da göstereyim. Sarı kart cezalısı. Jesus yine bu maçta olmayacak sanırım. Kart cezalısı. Konya tarafında zaten kötü bir gidişat vardı. İlhan Palut'un ahı kaldı diyerekten zaten ben de söylüyordum ki herkes söylüyor. Yani e, ee, Konya şeyine girin. Instagram sayfasına. Tüm Konya Spor'lar söylüyor. İlhan Hoca'yı istiyoruz vesaire. Yeni Sırp teknik adam daha hiç iş yapamadı. Ben burada Fenerbahçe'nin galibiyetini dümdüz düz değerlendirdim. Kombineme de aldım. Maç sonu 1'i direkt aldım açıkçası. Onun dışında maç sonu 1 zaten beklenendir. Onun dışında biraz daha yüksek oran ne yapabiliriz diye baktığım zaman da devrede baskı başlayan bir Fenerbahçe olursa ilk yerden galibiyetine 1.74 gibi oran var. İsteyenler de bu yüksek orandan değerlendirmesini yapabilirler. Geçtim bunu da son mücadelem. Bormut'la City mücadelesi. City'ye yine bir 14 gibi oran açmışlar. Allah razı olsunlar bir 14 için. Bormut'la oynayacaklar. Bormut kendi evinde ara ara böyle sürprizler yapabiliyor, zorlayabiliyor. Fakat City'nin şiddetle puana ihtiyacı var. Çünkü Arsenal zaten kaçıyor. Hafta içinde de zaten top oynamadı. Leipzig'le bir bir bitti, top çevirdi sağa sola, salağa yattılar. Her neyse City'nin buradan galibiyetini beklemek muhtemel de şöyle bir oran olarak ne alırız diye baktığım zaman da bunun oranı açmamışlar. Bunun hani bir 35 gibi oranı vardı. City ilk yerden gol atardı. Bir 35. Hiç buna girmeyelim. İlk yerden City galibiyeti alalım biz o zaman. İlk yarı galibiyeti oranı arkadaşlar 1.50 gibi oranı var. City genellikle zaten oyununu ilk yarı sergileyen takımlardan bir tanesi. O yüzden ilk yerden da bir City galibiyeti bekliyorum. Ama ben ilk yarı deplasman 0.5 üst olarak bir 35'ten yazmışım. 28'e düşürmüşler. Bilginize onun da bilgisini vereyim. Toplamda 6 maçım vardı. İdeallerinden yüksek oranlarından bahsettim. Daha bol şanslar video like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın görüşmek üzere seviliyorsunuz bay bay.